Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pamuk pasta tarifi paylaşacağım. Tarifimizin öncelikle kekini hazırlayacağız. 4 adet yumurta, 1 su bardağı şekeri geniş bir karıştırma kabının içerisine alıyorum. Kullandığımız yumurtalarımız mutlaka oda ısısında olsun. Buzdolabından çıkartıp 10-15 dakika kadar oda ısısında bekletmeniz yeterli olacaktır. Rengi iyice açılıp krema kıvamına gelinceye kadar çırpalım. Yumurta kokusunun olmaması için ve kekimizin güzel kabarabilmesi için yumurta ve şekeri mutlaka en az 6-7 dakika kadar çırpalım. Şimdi üzerine yarım su bardağı ılık su ekliyorum. Bir taraftan ekleyip bir taraftan çırpacağım. Katı malzemelerimizi mutlaka eleyerek ekleyelim. Buçuk su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekleyelim. Aşamadan sonra mikser kullanmıyoruz. Çırpıcıyla çırparak devam ediyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar yavaş yavaş söndürmeden çırptım. Orta boy dikdörtgen borcamın tabanını katı yağ ile yağladım ve unladım. İsterseniz büyük boy kare borcam da kullanabilirsiniz. Veya büyük boy dikdörtgen borcam da kullanabilirsiniz. Ancak büyük boy kullanırsanız eğer kekiniz daha ince olacaktır. Hazırladığım karışımı borcama alıyorum. Borcamı birkaç kez tezgaha vuralım. Hava kabarcıkları çıksın. Kekimiz fırına girmeye hazır. Fırınımı 175 dereceye ayarladım, ısındı. Tepsiyi fırına gönderiyorum. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Kürdan temiz çıkıncaya kadar kontrollü bir biçimde pişirelim. İlk 20 dakikada fırınımızın kapağını açmayalım. Kekimiz pişti. Pişmesi için tam 20 dakika yeterli geldi. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Kekimiz soğurken biz de hemen kremasını hazırlayalım. Tatlının kreması için tencereye 3 su bardağı 600 ml sütümüzü alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı dolusu nişasta, 2 yemek kaşığı dolusu da un ekliyorum. 1 çay bardağı da şeker ekledikten sonra pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Piştikten sonra da bir poşet krem şanti, bir poşet de vanilya ekleyeceğiz. Tencereyi ocağa aldım. Karıştırarak koyulaşıp kaynayıncaya kadar pişireceğim. Kremamız koyulaştı. Kaynamaya başladı. Ocağı kapatıyorum. Üzerine bir paket vanilya ekliyorum. Karıştıracağım. İlk sıcaklığı geçtikten sonra yaklaşık 5 dakika sonra da krem şantiyi ekleyeceğim. Son olarak bir poşet krem şanti ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpacağım. İsterseniz mikserle de çırpabilirsiniz. Kekin üzerine kürdanla delikler atalım. Bir su bardağı sütle kekimizi ıslatalım. Kekimiz hemen sütünü çekti. Üzerine hazırladığımız kremayı dökelim. Kremayı sıcak sıcak döküyoruz.
spatula yardımıyla güzelce düzenleyelim. Hindistan cevizinin içerisine bir tatlı kaşığı kadar kakao ekledim. Şöyle karıştırıyorum. İsterseniz sadece Hindistan cevizi de serpiştirebilirsiniz. Pastamızı buzdolabına kaldıralım. Buzdolabında 2 saat kadar dinlendirelim. Pastayı buzdolabından çıkardım. Şimdi dilimleme işlemine geçiyorum. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlardan yoruma herhangi bir emoji bırakmalarını rica ediyorum. Bu sayede videolarım daha fazla kitleye ulaşmış olacaktır. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Mutlaka her dilimlemeden sonra bıçağımızı silelim. Bu şekilde daha düzgün olacaktır. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Toz fıstık ve çilek dilimleriyle süslüyorum. Bir dilim alarak birlikte kıvamına da bakalım. Bulut gibi hafif, muhteşem bir pasta. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Bakın kekinin de nasıl sünger gibi olduğunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.